CHP'nin yalanı yalanla örtme çabası patladı. Ben oradaydım diyen avukat açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in balya balya para sayarken görüntüleri ortaya çıktı. Peki bu paralar nereden geldi? Gelin hep birlikte detaylara göz atalım. Türkiye İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken ortaya çıkan görüntülerini konuşuyor. Görüntüler kamuoyunda büyük yankı uyandırırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerle ilgili harekete geçti. CHP Genel Merkezi görüntüler ortaya çıkınca bu görüntüler 2019 yılına ait ve il binası alımı için toplanan bağışlar dedi. CHP'nin bu skandal görüntülere bağış sütü vermeye çalışması ise pek işe yarayacak gibi değil. Çünkü siyasi partiler kanununa göre bir kişinin siyasi partiye yapacağı bağışın en üst sınırı belli ve bu miktarı aşan bağışlar yasak. Bağışların mutlaka onaylı makbuzlarla yapılması gerekiyor. Kanuna aykırı bağış yapan ve kabul eden parti yetkilileri ise ciddi cezalara çarptırılıyor. Hayır işte. Peki tek sorun bu mu? Hayır. CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek de CHP'yi yalanladı. İl binasının alımında avukat olarak bulunduğunu açıklayan Çiçek, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yayınladığı paçavradan ibaret düzmece belgesine itibar edilmemeli. Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır. Birileri bir yerlerden haricen para toplayarak haksız zenginleşme içerisine girmişse bunun tespit ve gereğini yapacak makamlar bellidir diyerek CHP'nin para skandalını yalanlarla örtme çabasını boşa çıkardı.